Sivas'ta 8 yıl önce zaralı iş adamı Sedat Coşkun tarafından harabeye dönüşen bir binanın enkazında bir avuç buğday bulundu. Yapılan incelemede buğday tanelerinin Anadolu'da kaybolduğu düşünülen Atatohum Habeş buğdayı olduğu anlaşıldı. Asırlardır enkazda olduğu düşünülen tanelerin günümüz buğday çeşitlerine göre protein değerinin daha yüksek ve hastalıklara karşı daha dirençli olduğu görüldü. Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği ve Zara Vakfı tohumlara sahip çıktı. Çimlendirilebilen tohumlar ekilerek tohum miktarı artırıldı. Elde edilen tüm tohumlar ekilerek 8 yılda 350 dönüm alana yayıldı. Bir avuç buğday tohumuyla başlayan çalışmada 8 yılın sonunda tohum miktarı yaklaşık 70 tona çıkarıldı. Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Yukarı Sedille köyünde ekimi yapılan ata tohumu buğdaylar bugün düzenlenen törenle hasat edildi. Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Habeş buğdayının hasat programına hoş geldiniz, şerefli verdiniz. Vali Şimşek, Zara Vakfı ve Zasiyat'ın öncülük yaptığı gerçekten çok güzel bir çalışma diyerek emek verenlere teşekkür etti. Gerçekten güzel bir çalışma. Zara Vakfımız ve Zasiyat öncülük yapmış. Akademisyenlerimiz destek vermiş. Ve ata tohumumuz, yerli milli tohumumuz bu bölgeye has bir çeşit olan Habeş buğdayının bugün hep birlikte hasadını gerçekleştiriyoruz. Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Şenel Çobanoğlu ise bundan 8 yıl önce harabi bir bina içerisinde sandıktan çıkarılan bir avuç buğdayın yeniden var olma mücadelesine katkı sunmak için buradayız dedi. Bundan 8 yıl önce harabe bir bina içerisinde sandıktan çıkarılan bir avuç buğdayın yeniden var olma mücadelesine katkı sunmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Zasiyat Başkanlarımız Sayın Sedat Coşkun Bey ile başlayan Serüven Hüseyin Kaplan Başkanımızla Zara Vakfı Başkanımız Adnan Şimşek Başkanımızla yaygınlaşmıştır. Öz buğdayımızın niteliğine Habeş buğdayımız Zasiyat ve Zara Vakfı kuruluşlarımızın ile bile her zaman destek olan ata tohumuza bilim ışığında besleyen Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Tolga Karaköy'ün değerli katılımları sayesinde üreticilerimizin buluşturduk. Her yıl daha da artmasını sağladık. Konuşmaların ardından buğday hasadına geçildi. Vali ve beraberindekiler önce sembolik olarak tırbanla buğday biçti. Ardından 10 dönümlük tarlaya giren biçer döverler hasadı gerçekleştirdi.